Halk Evi Genel Kurulu'nu saygıyla selamlıyorum. İşçi sınıfı tarihinin gördüğü en büyük saldırganlıkla karşı karşıyadır. Tarihinin gördüğü en büyük işçileştirme dalgasını yaşıyoruz. Milyonlarca insan mülksüzleştirildi ve güvencesiz çalışma koşullarına mahkum edildi. Milyonlarca insan insanca yaşamaya yetecek ücretin çok altında çalışmaya zorlanıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eşitsizliğin ve sömürünün derinleştiğine tanık oluyoruz. Pandemiyle birlikte dolar milyarderleri listesine girenlerin sayısı 40'a ulaştı. İşçi sınıfını daha verimli sömürebilmek için yeni yöntemler keşfedildi. 18. yüzyıldan kalma çalışma biçimleri yeniden güncellenip kapalı sistem çalışma diye tekrar dayatılmaya çalışılıyor. Tüm dünyayı etkileyen pandemi evde kalmayanların hastalığına dönüştü. DİSKAR verilerine göre işsizlik de salgın öncesine göre yükselişte. Gerçek işsizlik oranı %22.1 olurken işsiz sayısı da 8 milyon 45 bindir. Yaklaşık olarak her dört gençten biri ve her üç kadından biri işsizlikle karşı karşıyadır. Sermayenin kar hırsı her yıl binlerce arkadaşımızın iş cinayetlerinde hayatını kaybetmesine yol açıyor. Sadece 2021 yılında 2170 arkadaşımız çalışırken iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. İşçi sınıfı aynı zamanda tarihin gördüğü en kitlesel, en yetenekli ve en direngen zamanlarını da yaşıyor. İşçileşen her topluluk kendi yeteneklerini, kendi gücünü de aramıza dahil ederek geldi. Haksızlığın, adaletsizliğin, sömürünün olduğu her iş yeri, yoksulluğun olduğu her bir mücadele alanına dönüşüyor. Pandemiyle birlikte yeni bir sektör olarak karşımıza çıkan kuryelerde deneyimledik. Trendyol işçileri kendilerine dayatılan sefalet ücretlerine karşı çok kısa zamanda örgütlendiler, mücadele ederek haklarını kazandılar. Onların açtığı yolda başka firmalarda çalışan kuryelerde direnişe geçtiler. Yakın tarih bizi çok hırpaladı. Pek çok kez yenildik. Arkadaşlarımızı kaybettik. Zor zamanlar yaşadık. Her şeye rağmen dün düştüğümüz yerden bugün silkelenmek, ayağa kalkmak önemli olan. Enerji İşçi Sendikamız hem bize hem de Türkiye işçi sınıfına bunun en güzel örneğini göstererek dün Türkiye barajını aşarak enerji işçilerinin en büyük umudu olarak yetkili sendika olmuştur. Yakın zamanda 400'e yakın arkadaşımızı Balcalı Hastanesi'nde sendikamıza kattık. Devrimci sağlık işin mücadele çizgisini büyütmeye de devam edeceğiz. Lise yıllarında kapısından içeri girdiğim halk evlerinde öğrendiğim gibi halk evleri varsa umut vardır. Devrimciler varsa umut vardır. Yeni dönemde, yeni mücadelede görüşmek üzere yolumuz açık olsun.